heyecanlıyım ben. Hiç heyecanlanma çünkü bunlar hiç senlik değil Ceyda. Biliyorsunuz Asya işleri benim işlerim. Bunlar Asya atıştırmalıkları Ceyda Hanım. Size gelmez. Siz öyle çaklat olsun, krem brüle olsun, fonfik fonfik şeyler seversiniz. Bunlar biliyorsunuz Fransa videosunu, vlogunu izlediniz. Bok gibi bir yer Paris arkadaşlar. Sevdiğinizi de yazdığınız için çok mutlu olduk. Çünkü çok uğraştık. Güzel olmasına sevindim. Orada gezerken tabii gözümüz böyle fıldır fıldır olduğu için bir baktık Japon alıştırmalıkların marketi. Marketi değil. Yani Kore, dükkanı. Uzak Doğu. Şöyle bir hikaye var. Fransızdan çok Japon yaşayan var. Asyalı. Asyalı yaşıyor. Hatta çoğunluğu Japonmuş evet, onların. Evet. Japon ve Koreli yaşıyor. Bayağı iyi de Fransızcaları var. Birçok yerde de onlar çalışıyor. Onlar için yapılmış olan bir yer gördük. Gecenin bir vakti gördük. Kapalıydı. Hemen konumu aldık abi. Dedik ki gidelim alalım. Bir girdik içeri. Olaylar abi böyle çıktı. Bir şey yok. Adam diyor ki bunların hepsini alacak mısınız dedi. Evet dedik, şaşırdık tabii. Normal market, Japon marketi ama neler neler var. Çok heyecanlıyım. Üstündekileri hiçbirini okuyamadık. Bazı şeyler belli olmuyor ne oldu. Aslında bu arada bir de Rus atıştırmalıkları almıştık ama. Evet onu da gördük ama. Şimdi atmıyorum o videoyu. Niye? Onu çekecektik aslında. Şimdi savaş olduğu için Rus ismi algoritmaya girmiştir. O algoritmayı kullanıp tepeye çıkmayalım diye atmadım. Zaten yesem de beğenmezdim Putin. Hepsini tükürürdüm. Adamın sinirini bozma yeter artık. Köşende... Rus dağlarında git orada tatilini yap. Defol git başımızdan Allah kahretsin. Yemin ediyorum şu dünyaya şu kadar insan sığışamıyoruz ya, ben başka bir şey demiyorum. Şu kadar insan değil ya. Bir tane gereksiz adam ya. Hırsları yüzünden bir tane adam. Eminim etrafındakini bırak. Rus halkı da onların rahatsızsın. Evet. Böyle şeyler görüldü. Neyse inşallah en yakın zamanda güzel haberler alırız. Şimdi... Ortam düzelsin, ben yiyeceğim o atıştırmalıkları, çekeceğim ama beğenmeyeceğim. Onu da belirtmek istiyorum. Ne ya suçu var onu yapalım. Tamam canım. Yok yok. Yani adamların öyle kültürüne hiç lafım yok. Hiç. Beğeniriz. Şimdi ben başlıyorum. Gözümün içine bir tane sokup elimi çıkarabilir miyim? Ha, hadi yap. Bu ne, Japon balığı mı? Japon balığı şey kurusu arkadaşlar. Japon balığı kurusu mu? Tabii ki de değil Ceyda, abartma yani. Saçmalama yani zaten. Japon balığı da yemeyin yani bir zahmet. Aşkım Japon balığı sazangillerden yenen bir şey. Gene de yemeyin. Yani senin tabii ki de o yüzen küçük Japon balığı değil. Böyle Japon balıkları var. Biliyorum gördüm. Onlar yenebilir. Ama yemiyorlar tabii ki de. Yani yiyorlardır belki. Şöyle bir ürün arkadaşlar. Üzerinde ne yazdığı hakkında hiçbir fikrimiz yok ama... Çince gibi de olabilir, Korece olabilir. Merak ediyorum ben de bu arada. Çünkü çok değişik. Ne olduğunu bilmiyoruz da beni çok geriyor şu an. Balıkla içine ilgili bir şey olduğu belli ya. Simge belki, hiç alakası da yok. Tatlı bu. Al işte balık şekli. Aa balık lan. Simgeymiş, gördünüz mü? Göster. Simge. Simge koydum balığımın ismini. Yorumlara gel Simge. Ne oldu? Dışındaki şey böyle püf diye kayboluyor ağzından. Şey vardır ya hani hoş beş. Onun açık hali vardır ya, açığı satarlar hani pazarlarda. Böyle bu, oh, poşetle 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 aynısı tadı. Tırttır bu. Güzel, hoştur. Ben niye Bücürcadı gibiyim? Neden? Saçlarım. Yunus Bülbül müydü? Beraber oynuyorlar diye Bücürcadı. Oo güzel. Baby Star White Ramen Sinek. Şöyle bir ürün. Ramen'in aromasını verdikleri bir sinek. Ben eğer güzelse severim. Çok güzel kokuyor. Hadi be. Ana! Sert. Ramen. Cips türevi tarzındır. Mükemmel bir şey. Değil ya güzel. Tarhananın kurutulmuşu gibi. Bu benim. Ah. Utku istemişsin bazılarını. Kardeşim beğenmek gönlünü dinliyorum. Beğenmedim bunu hiç. Ne? Yediğim en iyi atıştırmalıklardan biri abi. Fırat sen atıştırmalık yemeyi bilmiyorsun ki. Sen ramen seviyor musun? Severim ama çok değil. Yedin mi hiç daha önce? Herhalde Fırat. Sevmemen rağmen yedim hem de. Ben de. Hı. Şöyle göstereyim. Aa. Havuç bu. Ginseng kendi. Ha ginsengmiş. İnanılmaz sağlıklıdır bu Koreyalıların. Evet. Neden benim sıramda sen açıyorsun? Çünkü böyle aşkım. Oha! İçi paketli olmasına rağmen kokuya bakar mısın? Sağlık fışkırtıyor. Çok kötü kokuyor. Aşkım iyi bir şey ama ginseng. Bunların ginseng tarlaları var biliyorsunuz. Herhalde yok. Şeyde havada yetişiyor. Böyle başında görevlilerin beklediği çalınmasın diye. Falan. Bizde de öyle aşkım. Tarlanın başında bekleyelim. Bu ne biliyor musunuz? Bildiğin boğaz aspirini. Boğaz pastili. Tadı yok ya. Tadı mı yok? He varmış. Aa. Hasta mısın? Kötü. Kötü. Gerçekten uzak doğuya gidiyormuşsun gibi. Ya gitmedin ki ne biliyorsun ya. Çayını içiyormuşsun gibi. Uzaklara niye bakıyorsun? Doğuya doğru bakıyor uzak doğuya. Özüme dönmüşem. Siz. Ne o kadar mı çok kötü? Çok kötü çok. Devamında bayağı... Ama yine de Utku'ya veririm. 2-3 tanesini alayım. Gerisini veririm Utku. Ben şey seçtim. Sen seç, ben seçmiştim zaten. Hadi tamam olsun. 1.40 euroya aldığımızda gözüküyor. Adamlara 1.40 birim. Bize pahalı. Bakabilir miyim? Bakabilir. Ben yani deminkini de sana açtım. En zevklisi zaten bunun içini açmak. Ama ben kapağına bakacaktım. Al anlamaya bak çalışacaktım ne olduğunu. Tamam abi mantarlı bir şey. Fırat demin de balıklı dedim, balık şekli çıktı. Yok bu mantarlı. Ne biçim bir şey, mantarlara bakın. La mantara basmayak bununla. Abi ne biliyor musunuz? Altı balık kraker, üstü mantar şeklinde beyaz çikolata. Tuzlu bir şey bu. Üstü gerçekten mi mantar acaba? İçindekiler ne acaba? Altı balık kraker, üstü çikolata değil mi aşkım?
Altı peynirli kokuşmuş balık kraker değil. Bir tane kokan var ya çubuk kraker, peynirli ama böyle ayak gibi kokar. Ya böyle çubuk vardır, çikolataya banarsın, içindedir çikolatası. Yanında da beyazı vardır. O beyaz bak, beyazı niye? Kötü bir birleşim. Ya nasıl, çok güzel abi. Al o zaman çeyizine koyarsın. Ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Sevgili Koreli kardeşlerim, çok beğendim. Elinize sağlık. Sizin zevkinize uyuyorsa bana laf etmek haddim değil. Tişörtümü Disneyland'dan aldım. Videosu gelmedi daha bunda, değil mi? Sırf şu videolarda giyeyim diye renkli renkli aldım. Böyle vereyim. Honey Butter Cash Vunut. Honey Butter Cash Vunut diyecektik. Cash Vunut muz demek bence arkadaşlar. Ya da kaju olabilir. Cash. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz ya? Ortalığı yıktı, bana yok mu diye. 7.90 mı? Ne? 7.90 mı varmışız? Kaç para yani? 79'u yarısını daha ekle. 110 TL mi verdik şuna? Onlar için de pahalı. Gerçi kaju burada da pahalı. Ama hak ediyor çünkü. Çok mu güzel? Kardeşe de ver bir tane. Gerçekten sağlam. Ver artık. Abi ver dedik, ağzıma attı. Genelde böyle sosladıkları zaman bokunu çıkartırlar. Ya sosun tadı fazla gelir ya kaşunun tadı. Bak Ceyda, atarım seni içerikten, Yunus'la çekerim. Şöyle çeker, kendini görünmez. Ceyda bu çok kaliteli bir şey. Çok affedersin ama. Allah seni kahretsin. Sen hastalığını kaybetmişsin. Yok, inancını kaybetmişsin. Bu şekilde olmaz yani. Bu ne? Çok tatlı bir kere. Aşırı tatlı, ballı. Şunun tadına bakar mısın ya? Yunus tanıyorsam şu kadar yıldır. Ha diyecek ki... Kötü değil. Biraz şekerli ama güzel. Kötü şekerli değil, değil arkadaşlar. Bak, ballı. Keti değil. Konuşamadı. Kötü değil dedi farkındaysan. Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor. Instagram'dan takip ediyor. Zili bildirimi. Zildirimi zaten açmıştır. Kendisi candır efendim. Bir de cancıklar vardır. Cancıklar geliyor, videoyu izliyorlar. Eğleniyorlar. Yemek yerken vakit geçiriyor. Bir abone olayım. Yok. Aşağı indirip şöyle abone olsan ne olacak sanki? Yok, olmaz. İnat etmiştir. Canlar atıştırmalık alıyorlar. Aldıkları her atıştırmalığın içerisinde hayatlarına tatmadığı en güzel lezzet çıkıyor. Cancıklarsa ağızlarını attığı anda wasabi'nin ağır acısına maruz kalıyorlar. Yeni gelen izleyiciler, hepiniz de hoş geldiniz. Japon atıştırmalıklarını deniyoruz. İyi ki söyledim. Hadi devam edelim. O zaman artık en merak ettiğim şeylerden biri olanını bir deneyeyim şunu. Ben cips manyağıyım biliyorsunuz zaten ama yani hani şirin cipsi de... Kraker aşkım zaten. Kraker, cips, hepsi gider, olur, hepsi var. Bu da Kore çıktı abi. Bunlar Japon değilmiş ama neyse. Ya orası işte Kore, Asya şey yani, Japon. Ama ben başlar Japonya'da. Biz o niyetle gittik çünkü. Önemli olan niyetim. Evet, niyetimiz Japon'du. Adam yazmış öyle, Japanese Store yazmış. Evet, öyle yazıyordu. Vallahi beni kandırmasa yeter. Ben çektim videosunu, koyalım. Gördük. Abo! Bakayım! Abo! Kötü balık pazarına kokuyor. Gitmişsin. Ay, Kadıköy'e. Git. Kadıköy balık pazarına gitmişsin öğleden sonra. Balıklar ısınmış, güneş yemiş. Aman yarabbi Willi. Bu ne? Kriz. Tadı güzel diyemezsin buna. Bunu nasıl yiyorsunuz abi? Koreli, Japon arkadaşlarımız varsa yorumlara yazın. Çok alttan veriyor. Bunu Utku yesin işte. Gerek yok yani. O zaman biraz mutlu olmak ister misin? İsterim. Happy Family markamızın adı. Aa. Yine bir Kore. La hepsi Kore bunların içinde. Demek ki mutlu olacağız, bakalım. Üzüm. Üzümlerin içinde çikolata falan varsa mutlu olurum. Başka türlü kurtarmaz şu an. Aa, ne değişik bir şey lan? %12 diyor. Acaba %12'si üzüm. Üzüm mü? Üzüm tanesi. Üzümlü. Güzel. Küçükken boğazıma böyle yediğimiz bir tane şeker kaçmıştı. Buramı kaldı böyle. Anneannem kurtardı beni. Böyle ne buradan yaptı? Bir sıktı beni. Yaptı bunu. Heimer manevrası. Ne yapmış? Heimer manevrası. Heimer hareketi. Öyle bir şeydi onun adı galiba. Ölüyordum yani. Sonra bir boğulma korkusu geldi bir süre, sonra geçti. Yani bu kaliteli bir hoş üzüm şekeri. Hoş, diyebilirim hoş ya. Ne gerek vardı yani? O zaman... Ben seçebilir miyim her şeyi? Tabii tabii, buyur lütfen. Ben bunu çok merak ettim. Sonra mı saklayalım bunu? Yok, alabiliriz. Bir bakabilir miyim ben? Bunda bir kendin çiziyor muymuşsun, bir şeymiş? O değil aşkım. Bu o değil mi? Yok. O nerede? %10 falan, ne bu %10'lar aşkım? %10... İndirim mi var demek indirim bu acaba? He, pakete basmışlar %10 indirim. Bu dibine kadar, sonuna kadar Japon bu. Zaten paketinden de anlaşılacağı üzere. Neden paketi üzerine bu kadar abartılı? Japon çünkü. Aç. Ben seçtim ama sen aç. Kek galiba da bu. Bakın, arkasında oyun var. Bunun da arkasında başka oyun var. Nasıl oynayacağımızı bilmiyorum. A, B, C, D, E, F, G. A, D, K, E, N, M, N, O. Güzel bir çikolataya benziyor. Benlik. Çünkü şekeri az. Japonlar çok... Ay, çok güzel tadı. Çok kaliteli çikolata. Çok kaliteli gerçekten. Ay. Utku, bir tane vereyim. Hadi Pelin'e de vereyim. İki tane bıraktım. Kardeşim, ben bunlara kaç euro verdim biliyor musun?
bilmiyorum ama bayağı verdim. Yani bugüne kadar aldığımız atıştırmalıkları genelde Utkulara verdik hepsini. Ama bunu gidip yersin yani, öyle güzel. Hadi bir tane daha verin. İki tane yeterli ya. Yunus'a verir misin? Yunus'a zaten istediği Yunus'a kadar vereceğim. Çünkü Yunus geliyor burada, bizimle beraber vakit geçiriyor. Utku arkamızdan sallıyor. Şirin kruvasan mı o? Ahtapot, şirin, mürekkep balığı. Şirinli eri karides. Bir de bir şey. Lotte ismi arkadaşlar. Bu sefer biraz daha pişmiş hadi balık. Be, hani anladın mı? O kadar yoğun değil yani. Bayağı burnunu sokman gerekiyor koku için. Çileleri tanımaması gibi kokuyor, yemin ederim. Çünkü onları da balıkla alıyor. Namayı koysam buraya atıştırmalık diye yersin. Okey, ben hazırım söyleyeceklerime. Elini üzerine mi sildin pijamanın? Hayır. Gördüm. Elime böyle koydum buraya. Aşkım gel. Bunlar yoğun aroma sevmiyorlar. Ne oluyor ya? Öyle bir şey yok ya. Moralim çok bozuldu. O arkadan gelen balık kokusu. Bence güzel bir şey bu arada. Baymayacak bir atıştırmalık mesela. Cips dediğin çok yoğun olabiliyor aroması. Bunun aroması o kadar yoğun değil ki. Beni aromasın, ben beğenmedim. Ya nereden aklıma geliyor bunlar? Bunu da Utku'ya verebilirim ama. Çünkü tadı yok. Utku bunu yok. Yemez bence. Ne bileyim siz öyle. Ya olur. Zaten istemiş de. Yiyecek mi? Ne bileyim ben, yiyecek mi? Bozulmuştur der, yemez o. Hayır o değil, o değil, o değil. Ha. O son. O sonra. O ne? Bunda mutfağa gitmemiz lazım. Aaa! Anko! He bana ne de deniz yürüdü. Yeah. Devam edelim. Böyle. Bak! Ne ya? Her şeyi sen açmak istiyorsun. Aaa! Dur yavrum, göster çünkü. Şeydacığım hiç olmuyor Koreli. Ne bu? Kore mi? Bakayım bir. Kopana! O sen çeşmesin. Şibe şi. Şipa şi. Çince arkadaşlar melodik bir dil. Yani nasıl diyeyim size? Mesela niao dediğin zaman bir anlama gelirken, ne anlama geldiğini bilmiyorum ya da bir anlama gelmiyor olabilir. Ama mesela niao dediğin zaman başka anlama geliyor. Yani melodiler kelimenin anlamını değiştiriyor. Bizim onlar gibi. Da aynı dil kültüründen geldi. Bizde nerede böyle? Hayır. Hayır! Hayır farklı ya. Anlamlara geldi. Biri kabul etmiyorum, öbürü keserim seni. Hayır aşkım. Asla istemiyorum. Gambatte. Gambatte. Hadi aç bakayım şunu. Şöyle bir şey çıktı işin içinden. Arkadaşlar bu baby kalamar. İçinde de fındık var. Kalamarla alakası yok bu arada. İnşallah yoktur. Çöp tadı yok çünkü. Nasıl yoktur inşallah ya? Yuvarlak turuncu şeyin adı neydi satılan? Söyleyeyim bana onu, yazın. Turuncu kuru yemiş. Cips fıstık isim galiba onun. Bu o. Bu o. Ama onun hafifi. Vır vır vır. Bitmiyor inşaat. Bitmedi. 2 yıldır inşaat devam ediyor. Maskotu mu acaba ya? Bunun tadı aynı çünkü. Ama ısıyasın. Emin önünde var bunlar. Tatlı bir şey yok mu, ağzımız tatlansın? Bence biraz bunlardan devam edelim ki ağzımız... Aha işte bu, işte aradığım şey bu. Ne arıyorsun ya, bakayım. Bir tür yemeğin atıştırmalığı. Bence bu yemeğe atılıyor. Hayır. Böyle küçük kruton gibi atıyorum. Çorbaya atarsın. Kuru tonu normalde yer misin? Kuru tonu gönlüm, kuru tonu elbet, alışırsın yalnız kalmalar. Ya aç artık, ye artık, hadi. Merak ediyorum. Aa, yok yok bu. Ne? Kuru ton mu? Ya kuru ton ne ya Japon'da? Yine bu kötü balık kokusu. Bu fıstık ya, dolmanın içine fıstık içi koyarsın ya. Çok hoş bir fıstıktır bu. Çok kötü, çok. Ya abiyim. Abiyim. Anam çok acı. Küçük parça aldığın için oldu. Aç ağzını. Ya niye yiyorum ya bütün? Aç ağzını. Heh, şimdi götür. Biraz acı. Hiç acı değil ya. Nasıl değil ya? Benim ağzımın içi alev gibi ya. Ne? Başka şeyler mi yiyorsun? Su koyup gelsene. Ben getirdim bunu Fırat. Bunları ben taşıdım. Kim taşıdı bunları buraya? Herkesin gözünün içine bakma, doğruyu söyle. Bunları buraya kim taşıdı hepsini tek? Sen taşımış olabilirsin ama bunları peki bir önceki yerine kim taşıdı? Sen onları buzdolabına taşırken ben ne yapıyordum o sırada? Ben ne bileyim. Dört tane bavula açıp bütün atıştırmalıkları, kıyafetleri çıkartıp yıkamış mıydım sence? Yoksa sen sadece bunları dolaba mı yerleştirdin ve bunları senin önüne, buzdolabının önüne koyup bunları içeri koyma dedim sadece. Thanks. Açma bir şey. Normalde biliyorsunuz atıştırmalıkları ben önden bir kere tadarım. Çok hızlı yaptık bunu, vaktim olmadı. Çünkü Fransa'dan dönerken kulağım acımaya başladı. Ertesi gün doktora gittim. Kulağımın içinde apse çıkmış arkadaşlar. Erken gittiğim için hemen kestiler, müdahale ettiler. Sıkıntı olmadı ama tabii kulağım bir hafta boyunca ağrıdı. Neyse bunu niye anlatmışım ben size? Heh, bu yüzden atıştırmalıkların tadına bakamadım. Sonra içtiğim antibiyotik, doktor antibiyotik vermişti, yan etki yaptı. Ya ne anlatıyorsun aşkım, boş ver şimdi onu. Niye ya? Kendi hayatımı paylaşıyorum arkadaşlarımla. Ya ama adam buraya Japon atıştırmalığı izlemeye geldi. Biraz da muhabbet ediyoruz işte. Sonra antibiyotik yan etki yaptı.
Bunu da atlattık çok şükür. O yüzden atıştırmalık yiyecek vaktim olmadı. Yalnız şunu fark ettim. Adamların genel olarak atıştırmalıkları deniz ürünü ve doğal. Gerek yok. Bu ne ya? Bu bence rice crackers. Ha, pirinç krakeri. Ageçiban ya. Ageçiban yazıyor. Ageçiban. Ageçiban biz çok severiz. Benim anneannem tarafı çok yapıyor. Pirinç şeyi pirinç ve soya bitir. Sosu flavorlıymış arkadaşlar. Bence güzel. Aşk arkadaşlar. Aşk arkadaşlar inşallah aşk dolu olun. Şöyle bir tane sana vereyim. Abi bu, ama bu ayıp yani. Bak burada böyle gösteriyor sanki yuvarlakmış gibi. Gıç kısmı değil yani. Burası yuvarlak. Adamlar pirincin her şeyini yapıyor. Hmm. Çok var pirinç. Biraz yağlı sadece. Sanki pirinç patlağı. Ama güzel. Buna vereyim mi, mutluya vermeyeyim mi? Tadına bakmak istiyorsa baksın yani. Şu kadar vereyim. Unutursa fazla güzel diye korkma. Ay koşu şuraya koyarız ya Allah'ım yani. Ya fazla verirsem? Paylaşımcı ol biraz. Yok be, hepsini veriyorum. Videoya hareket olsun diye öyle yapıyorum. Bazıları da diyor ki niye vermiyorsun? Ya veriyoruz oğlum. Adam istediği, isterse gelir buzdolabını açar, istediğini alırsın. Ben de tuzlulardan devam edelim, tatlılara geleceğim. A happy present from the earth. Allah kahretsin ya. Neyi kahretsin ya? Ne güzel işte. Kasugai roasted hot green peas. Edamame. Yeryüzündeki mutlu insan falan işte. Hani raw besleniyorum. E tamam, güzel bir şey. Kuru bakla yiyorum. Neden yani? Wasabi falan yok değil mi içinde? Yavrum direkt bezelye ya. Acı. Wasabi'li bu. Güzel bir şeymiş. Wasabi olmasa dediğim gibi çok güzel. Ama bir tadı yok. Ama wasabi'si fazla. Wasabi'nin neyini sevdiğimi söyleyeyim mi? Vuruyor gidiyor ya. Şöyle bir şey bak wasabi. Kim vurdu lan? Ne oluyor ya? Anladın mı? Hani mesela bizim acı şöyle yani. Tak, abi yeter yapma abi. Abi ne zaman bitecek bu acı falan, anladın mı? Bizim acı öyle. Wasabi böyle. Şu taraftasın böyle. Ne oluyor lan? Neyse bir tane daha yiyeyim diyorsun. Yani bizim acı gibi değil yani. Wasabi'nin güzelliği yok. Burnundan çıkıveriyor yani, anladın mı? Atıyorsun acıyı hemen. Bunu verebilirim. Acı yemiyor ki bizim dandürük. Dandürük. Bunu ben yerim. Çocuk sana dandürük dedi. Nereden aklıma geliyor dandürük? Bunu neden yastığın arasına ayırdın abi? Yastık al. Yatırım yaptım onu ben. Bu tatlı patates. Ha, ona bakalım. Sivil patatos sinek. Yersen. Tatlı patates atıştırmalı. Hiç daha önce görmemiştim. Bir geri kalanını gördün daha önce. Güzel mi? Tatlı patates tadı ama çok yoğun geliyor. Çok tatlı patates tadı var. Sanki tatlı patatesi biraz yağda unutmuşsunuz gibi. Yağını çekmiş, anladın mı? Böyle yağlı yani. Bu güzel yani. Çok değişik. Hiç bir yediğim şeye benzemiyor. Çok yağlı. Annem baksa tadına. Bu yağlı ölür. Utku'nun damarlarını tıkayım. Çövbe. Aa, geçen Utku bir tane bisküvit yapmış. Harbiden çok güzeldi. Gerçekten güzeldi. Bunun bir tane kitabı var. O kitabıyla gelsin. Burada bir tane üçümüz video yapalım. Davet ediyorum Utku. Kanalımıza. Honey Flavor Twist Snack. Ballı, elmalı, kıvrılmış atıştırmalık. Üzerinde de Japon aromayası var. Yani alışık olmadığım şey şu. Cips tuzlu olur. Atıştırmalık diyor. Cips de atıştırmalık. Cips atıştırmalık değil, cips. Güzel mi? Tatlı patates daha tatlı bundan. Ha yok, aa güzel. Niye biliyor musun? Sonradan vurdu. Elmalı turta gibi. Hiç sevmem. Ya sen git başka sıkıya çekerim bu içerikleri. Sen niye bunları ziyan ediyorsun ağzına atıp ya? Ya neden sevmek zorunda mıyım abi? Abi hiçbir şey sevmiyorsun. Benim... Oturuyorum buraya her şeyi deniyorsun ya. Tatlı cips bana uymadı. Cips değil. Görüntüsü cips. Kıtır kıtırlı cips. Şimdi bundan sonrası tatlı. Ay. Ne oluyor? Böyle osuruyor gibi apartman yani, affedersin. Apartmanın bozuk şey aşağısı. Bundan sonrası tatlılar. Bunu tatmak istiyorum. Green tea'liymiş bakalım. Green tea'li bisküvit mi olur ya? Biz bundan daha fazlasını da yedik bu arada. Fenalık geçirene kadar yemişliğimiz var evet. Yunus iyice bu çok güzel bir şey be. Abi, aa. Ben gerçekten birer bardak su mu getirsem? Evet. Uyuyun! Uyuyun! Koy! Uyuyun! Kusacağım şimdi. What the fuck? Fransa atıştırmalıkları da gelecek bu arada. İçinden yeşil şey fışkırıyor, görüyor musunuz? Bunun nerede yeşil şeyi ya? Yavrum bu çimen kokuyor. Green tea kokuyor şu ya. Bakın.
tercih etmem. Utkulum çok güzel, sana vereyim mi ona? Utkulumu sever, aha. Sağlıklı sağlıklı yersiniz. Su ver. Çok kötü. Biskolata. Rich Choco. Ha, içinde beyaz çikolata, üstünde siyah çikolata var. Altında da kraker var abi, çok basit bir şey. Abi işte bu. Biskolata. Güzel mi? Heh, güzel. Okay. Çikolatası çok güzel. Değişken, yani hoş bu. Kaliteli bir şeydir bu. O yüzden buraya gittim. Hoştur ya. Oldu, bizim mi oluyor? Tamam. Dur, bir paketini ona vereyim. Çikolatadan devam edelim. Ay çok gözüme kestirmişti. Ne yazıyor? Choco Crunch Almond. Almond ne aşkım? Şey, badem. Bir dakika bu zeytin değil mi ya? Zeytin çekirdeği bu. Hem de yenmiş, üzerinde biraz kalmış kahvaltılık tabağındaki zeytin çekirdeği, bakın. Niye tadı olmayan şey üretiyor bunları ya? Tatsız tutsuz bir şey oluyor ama güzel. Bu kime vereceği belli, bu tarafa atalım. Hayır artık orası doldu da. Şuna bakalım şimdi. Hadi ufak. Bu çakma pis Kore malı bu bir şey ya. Üzerindeki resimden belli bu. Ay rengi. Bu. Yavrum bu temizlik kokuyor ya. Abi ben... dur. Bu şey. Su içme köpürürsün. Bu banyo suyu. Ay banyo suyu mu? Banyo suyuna atılan şey. Köpük. Bakın şurada küvet resmi var zaten. Ağzı... Ay orada demiştim sanki. Dur ya ama. Bir şey olur mu? Kimyasal yalamışım gibi oldu. Aşkım bir saniye bile yalamadım. Ne alaka? Köpük yutsam... adam olur muyum ha? Köpük adam. Hem de Koreli versiyonu. Strawberry poke. O çok kötü oldu. Ay. Onu verelim okuyor. Ne abla yesin mi? Söylemeyelim yesin. Aa çok güzel lan kutusu. Aa ponçik bir göster. Şey. Ay. Çantama atacağım bunu. Ya bilmem. Bunun tadına bakmayalım. Bazı şeyler sanki açılmamalı. Çok yoğun kokuyor strawberry. Sen bunu asla beğenmezsin. Çok güzel. Ne güzel. Aa çilek. Ama harbi çilek yani. Yok bu aromanın atıştırmalıkları kaliteli. Kaliteli atıştırmalıkla çek. Şeyle verin. Şeker lavrum bu. Yemekler bir tık geldi mi sana? Yok. Sen çöplük olmuş miydin? Aa ne güzel. Ha, hepsinin farklı. Böyle şekerler çok ağır geliyor ama bunların şekerleri de çok güzel ya. Ben püf diye bir koyacağım. Tükürdüğün geldi ama. Ay tam böyle öyle yani, anladın mı? Kafam böyle yansıyor. Şunu atsam böyle dunk dink diye düşecek böyle, anladın mı? Böyle... Utku kokuda yapabilir misin? Yap. Bu güzelmiş. Bunları istiyor musun? Ayırayım mı yoksa bunu Utku'ya kakalayayım mı? Ya tadına baksın insanlar. Ben bunu nerede yiyeyim? Nerede yiyeceğim? Nerede giyeceğim gibi oldu. O ne? Aa! Bu yumuşak bir şeydir yavrum. Watermelon. Gummy kendi mi? Sakızlı. Evet. Ay sakızlı. Kabay. Açamayayım mı şunu? Ne oldu? Açamayayım bak. Şurada şu var ya, şu hareket. Bak bu bunun için tasarlanmış. Bak. Ana! Bayağı yumuşak lan. Bakın. Şöyle yaparsam anlarsınız. Wink wink. Çok güzel tadı. Evet. Jelibon bu. Jelibon da değil bu. Ne biçim şey bu be? Sanki watermelonlu jelibon yapmışlar gibi. Karpuzu. Bu çok güzel bir şey. Sağlıklı, kaliteli bir şey. Boş. Gıcık Instagram kullanıcısıyım ben. Boş. Her şey yorum yazarlar ya böyle, hayatta hiçbir işleri yok ama. Bu meyvenin ne olduğunu anlamadım ki ben. Şeftali. La böyle şeftali mi olur? Böyle yiyin diyor, içini açıp. Aa, ağza sıkılan bir şey bu. Aç çabuk. Aa. Değişik bir şey, dur. Dur. Çok değişik bakın. Şeffaf bir şey çıkıyor, göremezsiniz ki ama şeffaf. Bak, bakın. Bak. Yemin ediyorum bir şey silikon yiyormuş gibiyim şu an. Suyun içine ayva falan atmışız, tamam mı? Kokusunu vermiş rayyasın suya. Ama neye büyük insanın yiyesi geliyor? Yedikçe daha da manasızlaşıyor. Evet ya. Tam utkuluk. Manasızlaştıkça utkuluk. Makinenin önünde kurgu yaparken kimirsin. Şöyle bir ürün arkadaşlar. Upgrade Project. Sütü, çileği, uyumayı ve zilini seven bir inek yavrusu. Sütü. Aa bu ne ya? Süt topu mudur bu? Sütün sanki böyle lor peyniri. Bayağı süt zaten. Ha. Değişik, güzel bir şey. Bu ne ya? Sütlaç. Öyle. Çok iyi. Ne abartma ya, nesi çok iyi? 100 veriyorum. Mükemmel. Hı? Kanda sana. Karım çok sevdiyse güzel. Bundan ben gider Fransa'ya alır gelirim. Ben bundan bütün gün yerim, Allah kahretmesin. Beklenmedik şeyleri daha güzel çıktı hissettiğim. Yani bir görsel şölenleri var ha. De bu nedir ya? Küçük kraker şey. Ay çok iyi kokuyor Fırat. Güzel. Sanki kruvasan ekmeği gibi, limonlu. Tam böyle kahvenin yanına yapıştırıver bundan bir tane, anladın mı? Kahveye böyle çok sevmem. Çikolata güzel o kahveyle. Güzel. Bunu da vereyim Utku'ya. Ne? Kahve işte bu.
İskoçyalı abi var ama Koreliymiş. Bu kahveli diyor i̇şte bakalım. İşte bu benim boğazıma kaçan. Bundan Türkiye'de de var. Biliyorsunuz değil mi? Bayramlarda verirler. Benim gırtlağıma kaçan. Şu an bir travmamı birlikte aşıyoruz. Bekleyin. Hafif muzlu galiba. Oha çok iyi. Bu nedir ha? Bunu göstereyim ya dur. Onu ama suda galiba ya. Ya ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Orada niye o zaman su var? Abi ne alakası var? Bildiğin şey bu. Aspirin mi acaba bu? Ne aspirin ya? Küçük şeker de niye var? Ağzımızın kokusunu almak için. Ama markette satılmaz herhalde. Market? Abi bisküvi arası çikolata. Bunu zaten biliyoruz. Biz de yiyoruz bunu. Bunda da %3.2 yazıyor. Kakao. Oo büyük çıktı. Beklemiyordum. Beraber yeriz bunu dur. Ooo! Bakayım. Hem de içinden iki tane çıktı. Oha! Hiç şeker yok aşkım. Hiç şeker yok. Yemin ediyorum size. Şekersiz ama hafif tatlı bir yiyecek. Ama çok yumuşak. Bravo kardeşim canım. Koreli yapımcısı bunun. Fabrikatörü. İçinde pika pikalar var. Pika pika! Ama yani şu paketlemeden belli. Muazzam ötesi dandik bir şey çıkacak. Çakma muhtemelen anladın mı? Orijinal Pikachu'nun haberi yok şundan. Sakız mı bu? İçinde iki tane var. Sakız ya dibine kadar sakız kokuyor. Ceyda bu merdiven altı ya. Dikkatli ol. Sulu gözün göz yakmayanı. Evet onun kokusu. Sulu göz bin basar. Ama şimdi de Dragon Ball geliyor. Biliyorsunuz bunu. Ne o? Bu baya... Bilmiyorum içine kart çıkıyor. Poster mi aldık ne aldık? Bazen bunların kartları oluyor. 30 bin dolar, 50 bin dolarlık kartlar çıkabiliyor. Hadi canım. Kim bilir abi? Atıyorsun. Bu önemli bir kart mı? Kaç para? Bu ne? Sakız herhalde. Böyle sakız mı olur lan? Üzerine bir şey basaydınız. Bence bu önemli bir kart çünkü arkasında hologramı var şu an. Güzelmiş sakız. Kaç para bunlar? Satalım eBay'de arkadaşlar. Bunu saklayayım. Bakın. Nasıl çiziyoruz kendini? Üzerine yazı yazıyoruz paketteki şeyin. Can cancık bisküvisi yapıyoruz. Hazır mısınız? Bir dakika bu ne? Böyle çeşitli. Kalemi nerede? Kalemini koymayıp arka tarafa fotoğrafını koymuşum. Ben nereden bulayım bunun Türkiye'de yemek kalemini? Biz içinde çıkacak kalemini sandık ya. Kalemi. Abi nereden bulayım ben Türkiye'de öyle bir keçeli kalem yok mu? Ama üzdünüz be ya. O da bok gibiymiş. Klasik. Değil mi? YouTube etiği gereği. Tadına bakacaksın. Güzelmiş. Bir tane de buna mı bakacağız? Aynı ki onların hepsi. Değil. Bak. Bakacaksın YouTube etiği. Ne güzel gidecek üzerine bir şeyler çizecek. Ver o tutkuya o çizemez. Verirken diyeyim ki bir tane var üzerine bir şeyler çizebileceğiniz bayılırsınız diye. İzlemiyor çünkü kurguyu da yapmıyor. Kurguyu yapanı buraya gelene kadar 2 gün geçer. O kesin bunu açar sonra pişman olur. Hepsini çok beğenmedim ama güzel şeyler de vardı. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. İnşallah bir gün sizin de fırsatınız olur. Böyle tadarsınız. Tatma şansınız olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Nerede geldi öyle? O nasıl bir acı? Wasabi varmış bunun içinde. Götürüyor.